Şimdi Karadenizliler biraz sabırsızlanıyor biliyorum. Ama size onları hazırlamam lazım. Karadeniz insanı diğer bölge insanlarımız gibi çok kıymetlidir. Bütün Türkiye'mizin insanı gibi. Trakya'mız, Ege'miz, Doğu'muz, Güneydoğu'muz, Orta Anadolu. Unuttuk mu? Akdeniz. Şimdi uzursa hemen küserler ha. Unutabiliriz. Altı bölge sayarız. Ne olacak mesela? Önemli değil. Peki. Ama bizde dedim ya, düz mantık vardır. Yani böyle biraz böyle tez canlıyız. Hemen olsun isteriz. Uçlarda yaşarız. Mitler yoktur bizde. Yani böyle ya çok neşeliyiz ya çok sinirliyiz filan. Alfabeyi çok düzeyli kullanmayız. Mişli geçmiş zaman hiç yoktur bizde. Oldu, dedi, yaptı daha etkili olduğu için onu kullanırız hep. Mişli zamanı kullanmayız. Mişli zaman dedi ama %50'si gider. Çoğu insan da kullanıyor bunu zaten. Dedi ki, lan nereden biliyorsun, mızrağını mı taşıyordun? He. Velhasıl büyük insanlık böyledir. Karadeniz insanı böyledir. Mesela Karadeniz'de düz mantık size anlatayım. Bizim Maçka Belediye Başkanı'nın eşi misafirleri geldi. Bostepe'ye getirdi onları. Karadeniz insanının mantığını alayım size. Bir de her şeyi biliriz ha. Hiç bilmediği bir şey yoktur. Ya bir şey bil. La bir sus. Bir şeye de konuşma. Bir şeye de cevap verme. Yok. Her şeyi bilir. Yani dünyanın döndüğüne bile muhalefettir ha. İnanmam. Ne dönmesi ya filan filan. Misafirler demiş ki ne kadar güzel bir yer. Kim bilir güneş nasıl batıyordur burada. Dedi. Abla da baktı ki ulan güneş batmış. Biz şimdi orada yaşadığımız için diyelim oradaki insan. Merak et. Ulan bulamadım. Misafirlere ayıp olmasın diye semaverle çay getiren çocuğa demiş ki güneş nereden batıyor lan buradan? Misafirlere anlatacak. Uşak da çay tepsisi eline bakmış sola bakmış sola demiş. Vallahi pek belli olmay. Ki böyle bir yalan var mı? Ulan bir sus. Bir sus. Ya bazen oradan batay. Bazen bu yandan batay. Bazen oradan yatay. Trabzonspor yenildi mi hiç doğmay. La bir sus. Düz mantık. Valla. Her şeyi de bilirim. Tabii. Enteresan. Mesela en çok sevdiğim son günlerde bunu anlatmayı seviyorum. Hepsini anlatmayacağım ama kısaca anlatayım. Akçaabat'ta bir kızdan bir erkek yürüyor. Erkek kızın omuzunu eline atmış. Bizim orada köyden de gelmişler. Bir erkekle bir kız omuz omuza giriyorsa o çiftleşme kadar ciddi bir iştir. Yani bize o yeter. Yeter. Düşünsene ya orada sen kız... Müthiş bir şey. Neyse. Ama ondan önce şey anlatayım size. Çok basit. Bizim farozları çok severim. Farozlar şimdi laf atacak. Ben çok küçüktüm inmiştim Trabzon'a Maçka'dan. Şimdi farozlar vardı orada bir abi. Topuklarına basmıştı ayakkabının. Şeye benziyordu. Hani çölde bir tane göl var. Başka da hayvanların orada içme şansı yok. Herkes oraya gelecek. Ceylan gelmiş su içmeye. O hemen göle sızmış. Tek gözleri görünüyor timsah. Tamam mı? Ceylancık su içecek yiyecek onu şimdi. Ayakkabıların topuğuna basmış geliyor. İlk lafı şöyle atar. Niye kadar da güzelsin sen kim olsun? Allah'ım ama çok önemli. Ayakkabıların topuğuna basıyor. Kız tabii ürker. Duymaz. Niye o neyi ezeceksin? Niye kadar da güzelsin sen kim olsun? Kız der ki mesela. Volkanın güzel. Hangi volkan? Volkan kanak. O dolaşma burada. Dolaşma hadi bakalım. Hadi. Hadi. Önce asılıyordun ona. Ya yok böyle bir şey ya. Çok güzel ha. Şimdi hem tanıyor hem seviyor olduğunu bir anda bacısı. Hadi bakalım hadi. Dolaşma burada. Dolaşma. Ama şey çok güzel ha. Niye kadar da güzelsin? Sen kim olsun? Çok güzel ya. Neyse önceki şeyi anlatayım size. Erkek omuzuna atmış kızın gidiyorlar tamam mı? Çok temiz kalpliyiz ama biraz düz mantık var ya bizde. Işak aslında kötü niyetinden değil. Kız demiş ki, seyyar satıcılar var orada, kestaneci ve şey, mısırcı. Kız demiş ki, uy ne güzel mısır reyhaladı. Mısır koktu yani. Işak dedi ki, üzülme bir daha geçerek oradan. Çok güzel ya. Kötü niyetten değil, anlamadı, anlamadı. Esirgemez ama... Şimdi kız mutlu olsun diye dedi ona aslında, ne biz? Ah canım benim. Babaannem gibi babaannem. Gökten bir tane fantom uçağı geçti. Algada is kaldı ya. O zaman ilk defa uçak görmüştük. Yayladayız. Altta tozer çalışıyordu. Babaannem dedi ki kurban olduğum hükümet. Gökten de yol yapay. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım ya.